Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi bir ara verelim imani mevzuya. Bugün psikoloji. Humalı çalıştık çok. 10 günü belki geçti. Değil mi? Bayağı oldu. Bir teneffüs edelim diye diyorum. Bugün de size meşrep ve taassup ve istikrar ve istikametle alakalı bir parça okumak istiyorum. Ben ilk önce istikametten okuyorum. Bu asırda ilimden daha çok, her asırda olduğu gibi ama bu asırda daha çok öne çıkmış istikamet. İhdine sıratel mustakim de geçen hidayetin kendisidir ve ruhun cennetidir istikamet. İstikametle bir netice almak değil, imanla bir netice almak değil, bir şeye kavuşmak değil, iman kendisi neticedir. İstikamet kendisi neticedir. Kendisi ücrettir. 2. Emir Dağı'nda ustadımız dediği gibi 106 mıydı? Hizmetin kendisi bana ücret gösterildi diyor. İşaret edeceğiz daha. Ben hulasa ediyorum sonra yapacağım. İneceğim şu helikopterle ineceğim aşağıya. İşaret edeceğiz daha. Hidayet ruhun cenneti olduğunu söylüyor. Ruhun cennetidir. Yani neticedir. Yani biz onunla, şöyle diyeyim, biz cennetle, imanla cennete girmeyi, cennetteki ücretleri almayı böyle bir yapmak değil. İman kendisi neticedir. Bu dünyada kişiyi cennete sokuyor. İman ederek neticeyi alıyoruz. Yani bunu verip de onu almak gibi bekleme öyle bir değil. İstikamet de bu cinstendir. İhtina sıratel mustakim ayetimiz bize bugün rehber olacak. Olayları çözümlemede, istikamette dört halife bizi mümessil olacak ve misafirimiz olacak. Dört halife. Konuk misafiri, evet. Bu tesadüfen değildir. Allah yapmıştır o sıralamayı. Kendi iradesiyle yapacaktı, kalem kağıdı istedi. Peygamberimiz Aleyhisselam bir ihtara binaen bıraktı. Yapmadı. Takdir ilahiye hiç müdahale etmedi ve takdir Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh Sıdık, Ömer el Faruk Adalet radıyallahu anh, Osman İzzinüreyn radıyallahu anh Enfusi'de de aynı zamanda usul var orada. Bir de ne vardı orada? Enfus'te kaç? İşaret edeceğiz. Kaçtı Mehmet? Bugünkü? Aç bakayım onu. Bugün getirdin ya, sayfayı söyleyeyim yanlış olmasın. 163. Yanlış olmasın. Bu arada o bu sayfayı bulurken kaç? Buldun mu? 94. İşaret edeceğiz 94'te. Osman Enfusi fakat orada iki tane Enfusi'de anlatıyor. Bir usul, bir de delil mi diyor. Bak bakayım. Afaki bir de usul var. Abi. Usul. Afaki ve usulü var. Yani Osman içsel yapılanma, felsefede içkinlik ve neticesi olan aşkınlık der. Biz de enfusi yatırım ve imbisat. Bu da Osman simgeliyor. Dördüncü sırayı Hazreti Ali yapıyor sıra. O zaman ben hulasa ediyorum size. İstikamet demek bir felsefe tabiriyle ereğe bizim gayeye bir hakikata bağlanmak gelir. Bu sıdıkiyet.
onun üzerinde adalet yapmak. Yani adalet demek, bak elimi koydum sadakata, Ebu Bekir'de simgeleniyor. Oysa hani şunu da söylemeyi unuttum. Bunlar kendisine has bir şahsiyetleri yoktur. Allah Resulü'nün sıddikiyeti Osman şey Ebu Bekir aynasında, Allah Resulü'nün adalet kavramı, İslamiyet'in adalet kavramı yaşanabilir, yaşanan bir canlı insan görmek isterseniz Ömer'de, o zaman Ömer aynasında, Ömer'in zatıyla, beşeriyetiyle alakası yoktur. Olmadığına delil, önceki Ömer delildir. Enfusi yatırım, insanı ne yapar? Enfusi, insanı nerelere götürür? Nasıl aşiri mübeşereden oluyor? İç, yani neticedir. Enfusi yatırım cennetine girmektir. Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Bu girecek demiyor cennete, gir cennete diyor. Yani tam kelime yapısı orada. Cennete girecek demiyor, gir cennetime var. Şimdi ilim işte yaşanır, yaşanabilir ve insanda gözükürse nasıl olurdu acaba? İlmin güzellikte, ilmin şey, İslamiyet'in ilmini Ali gibi olurdu. Şehrin kapısı olursun, şehrin kendisi olamazsın. Giriş kapısıdır. Şimdi ben size hulasa ediyorum. Çok önemli. İstikamet demek sıdıkiyet, adalet, enfusi muvazene, tamam, ve ilim. Bu akılın, aklın yapısıdır. Bu çok önemli. Bir insanda akıl galipse zekasına, bu hali yaşar. İlk önce sıdıkiyeti vardır. Muvazene ve muhakeme adalettir. Tamam mı? Yani bir daha yapıyorum. Sıdıkiyet, adalet geliyor. Adalet demek muvazene, muhakeme, hak sahibine hakkını vermek gibi vasıflara geliyor. Üç, akıllı insanın şeyi. Üçüncü serüveni, yapısı, kargası. Kendine yatırım yapar. Ama yatırım yaparken asla ve kata usulden ayrılmamalı. 99 işaretleyeceğiz da anlatıyor. O usul, enfusun yatırım yaparken taşkınlık yaşamaması için o şeriatın 94 miydi? 99 yanlış söyledim. 94'te şeriatın usullerini aşmamak ve taşmamak. Onun için enfusi delil olabilmesi için yatırım yaparken usulü oynatmayacaksın. Yoksa sekir yaşarsın, metsup olursun, şataat olur. Tamam? Dördüncüsü de bu yapının üzerine ilim yapmaktır. Bu Resul akıllı insanın özelliğidir. Aklı, bir daha söylüyorum, aklın zekasına galip insanlarda serüven böyle olur. Sıdıkiyet olur, adalet olur, enfusçilik olur ve ilim olur. Yani onun çerçevesini alır. Enfusçilik zaten şeydir. Tefekkürü imaniyle ve amelle şey yapılıyor. Zekası aklına galip olanlara söylüyorum. Bir insanın dengesiz, çok ilmi var. Fakat muhakeme ve muvazenesi bozulunca istikameti de bozulur. Kimdir onlar? Zekaveti akıllarına galiptir. Çok zekidir. Fakat akılları arkadadır. En büyük beladır. Sakın ha, zinhar. Bak Allah adına söylüyorum. Böyle insanlara sakın özenmeyesiniz. Büyük bir belada, büyük bir kuyuda, büyük bir vartadadır. Onların çıkmaları çok zordur. Ancak onların çıkmaları nurculukta şeyhlik olmadığı için Osmanlıca lemalardan söylüyorum. Latif nüktelerde var bu. Kuyudan çıkmaları nurculukta şeyh murid yoktur nurculukta. Abi kardeş vardır. Bir abi bulabilir diyor. Yani herkes müstakil külliyatta gidemiyor. Bu fıtri bir hal. Bazılarında bunu, bu eksikliği de nasıl gideriyor? Osmanlıca
lemalarda ve şeyde latif nükteler Latince'ye çevrilmiş. Orada bir daire içinde abi bulabilir diyor. Tamam. Şimdi bu zeki insanların kuyudan çıkabilmesi için daire içinde bir abiye teslim olacak. Kesinlikle teslim olacak. Yani ilmiyle amin, külli istikametli. Peki abi istikametli olduğunu nereden anlayacağız? Laikalara sarılan ve onunla amel eden istikametlidir. Ve aklı zekasına galiptir. Zeki insanlar laikayı kenara koyar, iman esaslarıyla harika ve parlak tespitler yapar, cümleler söyler. Kendisi ve diğer güruhları da bir sürü sıkıntılara duçar eder. Çünkü efendim? İkinci düsturu bozulur. Evet, her şeyi bozur, alt üst eder. Toparlıyorum. İstikamet demek, aklı zekasına galip demektir. Aklı zekasına galip kişi süreci şöyle yaşar. Akıl galip olduğuna sıdıkiyet, adalet, enfus ve ilim. Zekası aklına galip olan tersini yaşar. İlim, enfusi, adalet ve sonunda tercihi olan sıdıkiyet. Bu zekidir. Çünkü bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklı istikamete koyamazsınız. Ve başınıza bela olur çünkü alettir. Alet kendi kendini istikamete koyamaz. Aletin adı alet olduğu için kullanılması gerekiyor. Akıl bir alettir diyor Üstad Sözler 27'de. O zaman alete siz teslim olursanız arabanın direksiyonu oturmadan oturuyorsunuz koltukta, hadi beni götür diyorsunuz. O zaman aklı aletse onu kullanan olması lazım. Tamam. Bunu böyle yaptıktan sonra meşrep taasubunu okuyacağım. Meşrep ve taasub. Burada soracağınız var mı? İstikamet bu. En büyük hidayettir. Evet. Yani festakim kemal örte beni Hud suresi değil mi ihtiyarlattı. Niye? İstikamet. Demek ki o kadar zor bir şey ki onu ihtiyar etmiş. Evet, çok acayip. Evet, demiş ki emrolundun gibi ol. Şeybettin sureti Hud. İhtiyarlattı beni diyor Hud suresi. Niye? Festakim kemal mürte. Emrolundun gibi ol. Yani istikamet, orada diyor işte Sikeyt Hasri Gaybiye'de, bu asırda fert istikamet bulamaz. Yok, o yok yani. İstikamet bulunsaydı mücidditler gelmezdi. O zaman fert istikameti yok, şahs-ı manevi var. Şahs-ı manevi istikametlidir. Şahs-ı manevi canlı ve ruhludur. Zan değil, tasavvur değil. Böyle bir mana, sevap dünyası falan değil. Bizzati benim gibi vücud arayıcısı var. Atom cinsinden değildir. İmanınız gibi bir şey. İman mahluk olacak, şahs-ı manevi mahluk olmayacak. Feyiz mahluk olacak, şahs-ı manevi olmayacak. İşte şahs-ı maneviye teslim olursak biz istikamette oluruz. Şimdi meşrep taasubunu oku. Bir şey söyleyecektim. Sonra bir şey. Atlamak istiyorum hemen onun için. Ha. Şey, biz aklımızı neyle kullanacağız o zaman? Yani arkadaki hangi birimle oraya yönelik? Çok güzel. Şimdi bu birincisi sadakattı, adaletti, enfus ve ilim. Teslim. Kalbim nereye? İslam. İslam teslimidir. Ondan sonra ilim yapılır. Eğer ilk önce teslim nereye bakıyor? Yani. Teslim İslam'dır. Yani bizdeki şey. Yani, ha vahiy. Yok yani kalbe nasıl yani? Ha kalbe bakar. Akıllı odur ki diyor, afiyeti çalışandır diyor. Mesela bak kalp ne demek biliyor musun? Kalp A şıkkı B şıkkı. Benim iki ayağım var değil mi? İki ayakla ayakta duruyorum. Kalbin iki veri tabanı var. Bir, makesi efkarı. Değil mi? Makesi efkarı neresidir? Makesi efkar. Dima. Mazar hissiyat. Vicdan. Ya kalp değil arkadaş. Kalbin iki veri tabanı var. Yani bak şimdi tencereyi getirsen mi dedi Murat? Tencereye misal getir. Getirdik mi? İçine vicdanı at. Attın. Dima da at. Karıştır. Ortaya çıkacak şey kalp. Ama sırf bunların kulasasından değil, kalpte başka şeyler de var. Yani kalbin iki ayağı.
Onun için akıl konuşurken kalpten de kopuk falan değil. Ha, şimdi aklın özelliği, akıl dimağın kaçıncı mertebesindeydi dimağda? Tahayyül, tasavvur, taakul. Ne yapacak? Tasdik, izan, iltizam, itikat. Aşağı inecek. Dolayısıyla akıl şeye tabi olacak. İslamiyet'e. İslamiyet teslimdir, teslim. İslamiyet teslimdir. O zaman ondan sonra veri üretecek. Eğer bundan kopuksa, vahiden kopuksa felsefe şöyle yapar. En büyük belasına bakın. Felsefenin temel yapısı, biraz fazla meşgul olan bir insanım. Eskiden beri çok olmuşum. Felsefenin temel verisi şüpheciliktir. Her şeyden şüphe eder. Kesinlik yoktur. Bir de söylüyorum. Felsefenin felsefesi şüpheciliktir. Kesinlik yoktur. Şimdi bir şey söyleyeceğim şimdi. Felsefenin kendisi şüphecilikse mesleğin yapısı budur. Sana güven verebilir mi? Kendisi şüpheci. Çünkü her an değişen bir şeydir. Birbirlerini halt edenlerdir. Çünkü felsefenin kaynağı doğadır ve insanın kendisidir. Yani eşyaya, nesnelere bakar ve insanlar da ne der? O insanlar onun hakkında ne demişse kendisi de böyle biraz düşünün farklı bir şeyler çıkar bir ekol. Felsefenin kaynağı insan ve eşyadır. Dinin kaynağı vahiydir. O zaman felsefe yaparken ya çok mantıklı gözüküyor. Felsefe ben kendim. Felsefenin kaynağı elmadır, armuttur, rüzgardır. Dinin kaynağı Allah'tır, vahiydir. Onun üzerine fikir üretir. Yani insan, akıllı insan, yani Müslüman vahiy esas alır, fikir üretir. Buna taassup derler. Felsefeci der ki taassup der. Biz de ona diyoruz ki biz vahiye dayanıp fikir üretiyoruz. Buna taassup diyorsun. Sen peki eşyayı esas alıp ona göre fikir üretiyorsun. Ben bir erek yani hakikat olan Allah'a bağlamışım vahye. Sen de rüzgara, rüzgarlar niye eser? Güneş niye var? Bu insanlar niye var? Eşyadan çıkmaya çalışın. Senin de kaynağın nedir? Ya sensin veya elma armuttur. Dinin kaynağı vahiy ise senin kaynağın şu gözüken mevcudattır. Senin ilahın o, benim ilahım o. Sen de bir şeye bağlısın, ben de bir şeye bağlıyım. İnkarcılık da bir inançtır. O da bir dindir. İnançsızlık dinidir. Peki. Cemaatte ders yapanlar çok. Cemaata, cemaatlara, topluma ders yapanlar elinizi kolunuzu bağlayın. Sağlayın. Her tarafa rastlarsınız. Sohbet yapan, açan böyle taktiği açıp ders yapan çoktur. Her birinin meşrebi ayrıdır. Aynı cemaatte oldukları halde anlayış ve anlatımları ve noktayı nazarları farklı. Mesela A cemaatine gidin. A cemaatine gidin. Mesela ben uygulanabilir söyleyeyim. Nurculuk'tan ders yapan çoktur. Ben de onlardan birisiyim. Risale-i Nur kelimesi mutlaktır. Mayen değildir. Yani Kur'an gibi çok külli manaya haizdir. Dolayısıyla ders yapanın seviyesi, kültürü, eğitimi, ondaki hassasiyeti yani kazanımlarını üreterek içeride değirmen misalim var benim çok meşhur. Onunla dışarıya verir. Tamam. Değirmen misali hatırladınız değil mi? Bir daha çabuk tekrar edeyim. Değirmeni bilmeyen var mı? Şöyle diyeyim. Bir taş sabit taş vardır. Bir de dönen taş vardır. Atamanı gördün değil mi sen? Böyle. Bu sabittir. İkisi dönerse olmaz. Sabit. Bunun ortası deliktir. Buraya tane veya mısır tanesi atarlar. Tane veya tane. Buğday tanesi derler. Buraya atınca bunun yükseklik alçaklığını sen manivelle veriyorsun. Taşın yüksekliği falan. Orada var diyorsun. Ver bakalım istersen. Çok güzel. Ver abisi ver. Çekilme çek ver. Bak şurada ama nasıl gösterecek şey Furkan. Böyle yakınlaştırırsan görebilirsin aşağıdaki şu parmağımın olduğu yer.
kaldırayım. Şuradaki. Şimdi buradaki manivel bu taşın yüksekliğini alçaklığını ayarlıyor. Yükseğe kaldırırsan taneler 5-6 tane parçaya bölünür. Aşağı inerse toz haline getirir. Bu dönerken deliğinden düşen mısırı öğütür. Büyük parçaları merkez kaç kuvvetiyle ileriye atar. Unu yanına atar. Nişastayı hemen dibine atar. Eğer tane atılmamışsa, mesela atılmışsa şöyle ses getirir. Eğer tane atılmamışsa taş taşı yer. Eğer tane atılmamışsa taş taşı yer. Tamam? Taş taşı yer. Atılmışsa taş taşı yemez, neticeye alınır. Şimdi ne olur şuraya bakın. Bir daha ikinci, üçüncü taş koyun. Bir, iki, yedi tane taş koyun. Hepsi dönüyor. Bu böyle dönerken bu da böyle dönüyor. Bu da böyle dönüyor. Bu da böyle dönüyor. Bu da böyle. Yedi tane. Yedi tane değirmen taşına buğday koymadığınızı kabul edin. Orada ne olur? Nasıl bir gürültü olur? Bu hor hor yaparken bu hor hor yapar. Bu da tırırır yapar. Bu da yapar. Ne bileyim çeşitlise. Acayip gürültü tane olmaz. İşte dima böyle bir üzerine bindirilmiş değirmen taşları gibidir. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad, değirmen taşları. Onların birbirinden kopuk olmaması, ayrı ayrı ses çıkarmaması için içerisine tane atıyorsun. İlim bu sefer hepsi kendine has neticeye almak için çalışır. İşte eğer siz tane atmasanız, kendinizi yenilemezsiniz, kendinize yatırım yapmasanız, 7 tane temel veri taşından panik, panik atak, şizofreni, paranoyak vesaire isimlendirilen temelde 7 tane hastalık var. Tıpta bu dimağla alakalı temel. Ondan sonra onların türevleri var. Şimdi bir insan cemaat içindedir. Bak meşrep tağısı bunu anlatıyor. Ben nurcuyum. Nurculukta ders yapanlar çoktur. Aynı cemaattayız. Fakat farklı farklı noktaya nazarlarımız var. Sebebi düz okursan bir şey yok. Ses farklılığı olur. Ama biraz izah yaparsan o kişinin kültürüne, eğitimine, daha önce yaptığı yatırımına, tamam mı? Hafızasına, ne bileyim sadakatına, çeşitli etkenler, dış ve iç etkenlere göre o sohbeti değişir. O zaman meşrep kişinin zatıdır. Cemaat değildir. Cemaat hiçbir zaman tek meşrep olamaz. Mesela şöyle diyeyim. Meşrep şu kaptır. Dereden su aldım. Maşrapa. Kovayla aldım, çanakla aldım, tabakla aldım, kazanla aldım, kepçeyle aldım, kaşıkla aldım vesaire diyeyim. Farklı diyeyim. Her bir insan ayrı bir meşreptir. İnsanlarla müteşekkil olan cemaat, o zaman tek meşrep nasıl olur? Meşrep kişiyi gösterir. Cemaati göstermez. Meşreplerin bir araya gelmesiyle meslek olur. Meslek nurculuktur. Nurculuk meşrep değildir. Meşreplerin cemiyidir. Ama ortada bir hakikat var. Eğer bir hakikat etrafında toplanmışsa değişik meşreplerin noktayı nazarıyla ders olur. Şimdi o zaman bir cemaat veya nurculuk içinde bir grup dese ki benim meşrebim, senin meşrebin yok ki. Yani mesela diyelim ki Kurdoğlu abim, mesela Hamidiye, Suffa, efendim yazıcı kardeşler, okuyucular, 4-5 tane şey var. Dese ki bizim meşrep, senin meşrebin yok ki. Ne demek yok? Sen bir grupsan, sen tek misin? Yok. Arkadaşlar ad edince meşrepler var. Kişiler ad edince o zaman benim grubum, benim meşrebime gel demek, ferdi kendini öne çıkarıyorsun. Ferttir. Baki hakikatler fani şahısların üzerine bina edilmez. Niye edilmez? Çünkü bina alıp götürür. Değil mi? Yani bir cemaatin içerisindeki bir grubun meşrebi olmaz. Bizim meşrebimiz, meşrebiniz ferttir.
Cemaatın bir grubun meşrebi olmaz. Meşreplerin cemidir. Biraz böyle mürekkep yalarsan, biraz anlarsan, biraz felsefesini ve kitabını, şeyini anlarsın bunu. Meşrep grup yoktur. Meşrepler şahıstır. Peki aynı meşrepten miyiz? Sizle beraber? Peki sizinle beraber biz bir cemaattayız. Bir grup diyelim. Bizim meşrep budur diyebilir miyiz? Bizim meşrep dersen ben kendimi öne çıkarıyorum. Sizi yok sayıyorum. O zaman aynı cemaatte oldukları halde anlayış ve anlatımları, noktayı nazarları farklı. İşte bu farklılıklara meşrep deniyor. Nurcular içinde gruplar var. Hepsi farklı meşrepli, yani insanlarla toplanmış. Mesela Kurdoğlu'nun içinde binlerce insan var, binlerce meşrep var demektir. Hamidiye'nin içinde binlerce insan var, binlerce meşrep var demektir. Meşveret cemaati, Meşveret Sungur abinin cemaati, okuyucular da Abdullah Yeğen abinin grubu olarak kabul ediliyor. Bunlar içinde binlerce insan var, milyonlarca hatta. Sungur abinin cemaati milyonları aşar. Milyonlar meşrep. Hangi meşrep peki? Aynı gruptakilerin her ders yapanlar da ayrı ayrı meşrepte değiller mi? Yani Sungur abinin grubunda Kurdoğlu, Yeğen abi gruplarındakilerin her ders yapanın meşrebi ayrı ayrı değil mi? O zaman aynı grupta çok meşrep sahibi olan var. Bu ders yapanlar diğer gruptaki ders yapanla meşreben farklı olduğu gibi, mesela Resul, Mehmet, Osman, siz ders yaptığınız zaman benim derse benzemez. Ne kadar fark varsa cemaatler, Kurdoğlu'nun içinde birisi ders yapması, Yeğen abinin içinde birisinin, Sungur abinin içindeki birisinin ders yapması kadar farklıdır, o kadardır. Yani aynı grup içerisindeki meşrep farklılığı neyse gruplar da böyledir. O zaman temelde bir farklılık yoktur. Nedir peki bunlar? Gayretimizi artırmak, daha umarlı çalışmak için kader ilahinin çıkarttığı bir kamçıdır meşrep. Şöyle diyeyim, dediğimi. Almanya'da misal vereceğim. Türkler gitmiş, camileri yok, sinemada, top sahalarında ve kiliseyi kiralayıp cuma kılıyorlardı. Camileri yoktu. Gittiler, bir araya geldiler. Yozgat'tan, Kayseri'den, Malatya'dan, Ordu'dan, Sinop'tan, Edirne'den, Tekirdağ'dan, Çanakkale'den işçiler gelmiş Almanya'da. Bir araya geldiler, bir dernek kurdular, cami yaptılar. Ve çok büyüdüler. Fakat büyüdükçe tabii insan oldukları için kader de fetva verdi. O camiyi kuran dernekte birbirlerini kavga ettiler. Bu sefer kızdılar. Dedi ki biz de gidiyoruz. Gittiler. Tek kalabilecekler mi? Biz ayrıldılar. Kızdı bunlara. Ne biçim adamsınız? O da ne biçim adamsın? Ayrıldı. Zahirde ne kadar zulüm, ne kadar kötü, parçalandı. Hayır. Ben alkışlıyorum bunu. Sema da alkışlıyor zannediyorum. Çekip gitti. Ne yapacak? Cemaatsız mı kalacak? Cemaatsız mı kalacak? Teravihsiz mi kalacak? Hocasız mı kalacak? Buraya da gelemez. Enaniyet var. Mecbur orada bir cami yapacak. Rize'de o yüzden her mahallede cami var abi. Her mahallede. Hatta Lazistan'da yolun bu tarafında var, bu tarafında var. Ben gördüm, var. O zaman köprü yokmuş galiba, o yüzden yapmış. Yol ya yol, dere değil. Dere. Ha derede vaaz ettim ben. Çayeli'de. Neydi o şeyin yukarısı ya? Çayeli. Yo. Çayeli'den yukarı çıkarken. Sen özdeyin. Yo. Ona ne diyorlardı ya? Ya derenin bu tarafında var, burada var. İki tarafa da vaaz ediyorum. Bir hafta buraya gidiyorum, bir hafta buraya gidiyorum. Bir hafta oraya gidiyorum, bir hafta oraya. Aynı yani. Arada bir dere var. Kanlıdere'de değil. Yo ya. Çayeli'nde devlet hastanesinden yukarıya çıkılıyor. Neyse. Unuttum adını. Değişik isim vardı. Şimdi Almanya'dayız. Bu grup açtı. Peki eğer kavga etmeselerdi burada bir cami de çıkmayacaktı. Peki ne yaptı? Bu az, bu çok, bu ayrıldı gitti. İnat bu sefer cemaatini büyütmek zorunda. Çünkü cami yapıyor. Gelir gelmesi lazım. Onun bunun evine gitti. Hey Müslüman, değil misin, değilim falan. Başladılar cihat etmeye. Yani anlatmaya, cemaatini çoğaltacak. Bu sefer Müslümanlar çoğaldı. Şuurlu Müslüman çoğaldı. Bizim mesela Karadeniz'de şeye benziyor. Kestaneler nasıl ekiliyor?
Karadeniz her taraf kestane. Ben eskide düşünüyordum ama bizim babalarımız dedelerimiz bunu ekmedi. Nasıl çoğalıyor? Fareler çoğaltıyor. Fare şöyle yapıyor. Gidiyor kışlık kestaneyi topluyor, alıyor. Tamam. İki ayağın üzerine duruyor. Gömecek de yeni bir tane. Bir taneyle geçinebilir mi koca kış? 5-10 tane toplayacak. E nereye yapacak? Hemen saklasın. Güneşe bir bakıyor. Güneş orada iki ayak üzerine böyle alıyor o şeyi, kestaneyi gömüyor. Gidiyor kestane arıyor. İkincisini de getirecek ki buraya. İkincisi de koyacak ki kışın depolansın. Ama zannediyor ki güneş duruyor. Güneş kaydı buraya. Yarım saat sonra bir tane buldu. Hiç bakmaya gerek yok diyor. Nerede? Şurada. Burada hemen kenarına koydu zannetti. Oysa burada. Böylelikle tarla ekip biçiyor. Ekiyor, kestane ekiyor. Onun için bir bakıyoruz biz tarlada çalışırken çayda, otta. Kestane filizleri çıkar. Çıkınca hemen kestane filizi elimizde kazırdık kenarından. Kestaneyi alırdık, filiz devam ederdi. Böylelikle kestane ağacını Allah ektiriyor fareye. Fare gibi hırsla bunlar da böyle her tarafta mantar gibi cami türedi. Aynı kanun nurcularda var, tarikatçılarda var. Çoğalacağız. Sen misin, ben misin? Biz iyiyiz, daha fiyakalıyız, daha çokuz. Ne bileyim adamımız iyi. Biz şöyleyiz, biz şöyleyiz diye kavga ettik, ayrıldı. Ben bunu alkışlıyorum. Ondan sonra ne yapıyor? Azız. Kaç tane dersen var? 2 tane. Ulan onun 30 tane var. 30'a çıkarmamak için. Ha bir çıkar. Orada olsaydık yan gel atacaktı. Niye? Ya ne olacaktı? Ustak da muhakimat da hutbe-i şamiye de söylüyor. Bu sefer neme lazımcılık başlıyor diyor. Ya herkes düşünsün. Ya koca cemaatiz ya. Neyi cemaati çoğalacağız? Zaten çoğaldıkça sıkıntımız arttı. Ama bölününce az. Ola çoğalmak lazım diyor. Bu size hizmet ediyor. Bunu tıptaki misalini vereyim. Mitoz bölünmedir. Ana rahmine tek hücre düşer. Bir damla değil, hücre düşer. Tek bölünmese çocuk olmaz. Onu Allah bölüyor. Bir hücre 2 oluyor. 2, 4 oluyor. 4, 16 oluyor. 16, 64 oluyor. 64 karesiyle şey yaparsa kaç olur? 200? 228 mi alır? 226 eder. 264. 128 alır. He? Yok, karesi, karesi. 2 karesi, 2 tane değil. Şimdi böyle, peki ne yapıyor? Tek bir hücre bölündü, aynı hücreden kol çıktı, saç çıktı, göz çıktı, tırnak çıktı, kara. Peki, anne rahminde tek hücre bölünmese, parçalanmasa, insan kendisini tamamlayabilir mi? İnsan bütünlüğüne ulaşamaz. Bölünmeden kemalat yoktur, bütünlüğe varamazsınız. Kainatta da öyle. Kainat tektir. Kainatta vahdet vardır ama insan bunu kavrayamadığı için fizik çıktı, kimya çıktı, tıp çıktı, astronomi, coğrafya. Kardeşim her feni sen yapsana o zaman. O zaman ümmetimin ihtilafı rahmettir, sırrı müthiş anlaşılır. Tabii canım ümmetin, mesela adam dese ki ya cemaat, Müslümanlar bölündü. Fenler de bölündü. En mantıklı, en akıllı cemaat ilim cemaatıydı. Fenciler. En büyük ihtilaf bunlar yapıyor. Çok da iyi yapıyor. Ya yapmasa ne olacak? Tıpa gir. Hastaneye git Allah aşkına ya. Tabelalara bak. Nöroloji, onkoloji, bilmem neci. Niye bölündünüz arkadaşlar? Ve rahmettir. Göze gir. 4 bölüm varmış. Şimdi 6'ya çıkmış diyorlar. 4'tü benim zamanımda. Gözün ayrı 4 tane böyle veri tabanı var. İhtisas, yani hassasiyet arttıkça, ilim derinleştikçe grup çıkıyor. Gözcüsün de ama necisin, retinacısın. Ne, hangi bölümdeniz? Dolayısıyla eğer bölünmese kemalat olmaz. Yani dahildeki güzelliklerin çeşitliliği gözükmez. Ben nurcuların içine bir taraftayım. Ama adam bir tanesi efendim akıl cihetiyle irtizam noktasına gitti mesela, hatıralara şey yapmış. Ne bileyim bir tane işte ben dedim ya, bunu Allah nasip ederse böyle bir planım var. 10 tane kahraman iddialist bir nurcu bulacağım Allah nasip ederse. Dua edin bulayım. Ne yapacağım biliyor musun? Diyeceğim ki en az 5 defa ve 10 defa külliyatı bitirmiş. İdealist. Tamam. Sen daha külliyat okuma, düz okuma. Senin işin miraç. Miracın her kelimesini toplamaya. Ömrün miraçtır. Sen Kars'a git.
Aferin sen esmacısın. Onda fakülatı bitir. Daha düz okuma. Şimdi esma ile uğraşacaksın. Sen de sihir tilloya git. Sen enecisin. Sen de Antalya'ya git. Hatay bölgesine git. Sen efendim tevhidçisin. Çanakkale'ye git. Tamam. Sen aşırcısın. Ankara'da ol. Tamam. Sen laikadasın. Tekirdağ'da ol. 10 tane. Niye dağıtıyorum? Satı harz bir mescit yapmak için. Peki bana geldi bir adam. Abi ben en iyi öğrenmek istiyorum ya. Bir dakika, benim işim değil. İhtisasım değil. Mesela ben diyelim ki diyalizciyim. Kan, böbrekçiyim. Ayağı kırılan bir adam gelse ne yaparım? Doktor ne yapar? Ortopediye gönderir değil mi kardeş? Benim sağım değil. Ha, Eneci geldi. Eneci neredeydi devletin? Şey, Türkiye'nin? Kars'taydı. Kars'ta mıydı? Kars'ta. Kars'a gönderdik. Ruhçu neredeydi? Antalya'daydı. Esmacı bilmem neredeydi. Oraya gideceksin. Oraya da 5 katlı bina alacak. Yatılı veya 10 katlı. Orada artık o eğitimi verilecek. İhtisas olacak. Risale-i küllüme kucaklama olmayacak. İhtisas olacak. Mürciyetle de zaafa uğramaz mı abi? Yani onları zaten okumuş oluyor yani. Zaafa uğramıyor. Aklı fikri zaten araştırırken onu da buluyor yani. Onun için de. Ama tamamen ona yoğunlaşıyor. Ben küllat okumuyor muyum? Okuyorum. Ama abilerin hayatı, öyle bir abi var ki kaç tane ustadın talebesi varmış. 309 taneymiş. Abiler kaç, ne zaman evlendi, nasıl evlendi, kaç tane çocuklar var, şimdi kaç tanesidir, nerede şey yapıyorlar falan. Bilmem yani. Ötekisi ayağa kalkmayan, bu sarı kafasını çıkmayan, böyle karamanlı şey yapmış. Yani onlar yani tebeği kalıyor. İkinci derecede kalıyor. Hiç bakma değil. Öyle bakıyorsun ama ihtisasın değil. Yani diyelim ki böbrekçi, diyalizci, doktor ortopediden anlamıyor mu? Anlar ama ihtisas yok. Öyle kabatasak anlar. Ha, bu ihtisas da böyle olacak. Peki. Yani taasubu okuyacağım. Bu İhlas Risalesi'nin külleti nasıl anlayacağız abi? Nasıl? Külleti ya. Buradaki nasıl anlayacağız? Sorduğuna göre söyle bakayım. Hillet mi dedin? Meşrebine sillet diye, mesleğimiz Haleliye meşrebine sillettir. Hillet nedir? En yakın dost. Buradaki demesine göre en yakın dost, en fedakar arkadaş, en güzel takdir edici yoldaş ve en civan mert kardeş olmak iktidar eder. Ben niçin söyledim biliyor musun? Tamam, bu söylediğime nasıl zıt bu? Çünkü hastaneye gittin, Cerrah Paşa dedik. Ortopedi var, psikiyatrist var. Değil mi? Nöroloji var, onkoloji var, bir sürü. Peki birbirinin bütünlük içinde değiller mi? Şimdi Kars'taki onunla kopuk değil ki. Diyor ki bana geldi. Hillet işte. Esma mı? Tillo'ya git kardeş. Havale ediyorum. O da beni tanır. Ben de tanıyorum. Şimdi Antalya'daki diyor. Abi ben haşırı öğrenmek istiyorum, ihtisas. Haşırın artık dima, kalp, hayattaki vesaire ifrat ediyor. Yani her detayını. Ankara'ya git kardeşim. Tevhid. İstanbul'a git kardeşim. O da öyle gönderiyor. Hillet işte. Meşrepte mi uzmanlaştırsın? Akılda ruhsaşı olan meşrepte mi uzmanlaşmış? Meslekte oluyor. Meşrep artık çıkın, o kafanızda çıkın. Meşrep kişi demektir. Cemaatı meşrebi olamaz. Cemaatta bizim meşrep yoktur kardeşim. Öyle bir şey yok. Bu cahilin özelliğidir. Meşrep şurp, yani böyle bak benim bardağım, senin kazanın, ötekisi kepçesi. Kişinin nehirden aldığı su miktarı, risalenin o nehirdir. Ha, meşreplerin bir araya geldiği meslek. Tamam, mesleğimiz nurculuktur. Onun için meşrepçilik nereden çıktı? Meşrepçilik demek, bizim meşrep demek, cemaatı kendisine bağlama iddiasıdır. Biliyor veya bilmeyerek yapıyor. Ama daha çok bilerek yaparlar. Mesela diyelim ki bize ne derler bizim cemaate biliyor musunuz? Zeytinburnu. Zeytinburnu ama ne özelliği var? Okuyucular mı? Yok, ben de bilmiyorum da onun için soruyorum size. Bana diyorlar ki yalan mı söylüyorum, biz düzeltin. Abi hangi cemaattansın? Biz hangi cemaattanız? Bence Zeytinburnu diyorum. Zeytinburnu. Zeytinburnu'nda oturuyoruz. Adres belirliyorsun.
Zeytin, he, Zeytinburnu kim? He, nerede bulunuyorsun anasın? Bizim cem şeyimiz. Hangi cemaatte? Ben Nurcuyum. Tamam da. Tamam diyor. Ben başka bir şey bilmiyorum. Abi bir cemaat. Bir kardeşim dedim ya, Nur cemaatindenim. Ha meşre, ben grubu temsil edemem. Hani beraber hareket ettiğimiz arkadaşları temsil edemem. Benim meşrebim ayrı, onun meşrebi ayrı. Burada bile hepimiz ayrı değil miyiz? Hangimizin meşrebi birbirine uyuyor? Biz hamsi miyiz? Bir kasa hamsi al. Tamam. Hamsi aşağıda dursun Ataman. Al bir tanesi, incele. Elinden düştü kasaya. Söyle bana hangisiydi, ama görme. Elimden düştü. Söyle bana o kasada hangisidir? Düşen. Düşen de. Hangisi? Şudur diyebilir misin? Çok çok tahmin edersin. Buradan düştüğüne göre herhalde ya budur ya budur. Yani birbirine benziyor demek istiyorum. Onlar meşrebi yok çünkü hayvandırlar. İnsanların meşrebi olur. Ha, ferttir. Eğer bir cemaat içinde bir grup, efendim Yayın abinin, Sungur abinin, Kurdoğlu'nun bir tanesi çıkıp dese ki onlardan, bizi meşrep diyorsa, meşrepten kasıt kendisidir. Sen o zaman kendini esas alıyorsun. Ha, beraber hareket ettiğimiz grubun hepsi ayrı bir meşrep sahibidir. Yani en azından Arapça, en azından bir lugata bak yani. Grubun meşrebi olmaz, meşrepler sahibinin yapısıdır. O zaman bizim cemaatinin nurculuktur. Hutbe-i Şami'de diyor ki, meşrepte diyor, ittifak olmaz diyor. Zaten muhaldir diyor. Olamaz yani diyor. Hutbe-i Şami'de söylüyor. Öyle bir şey olamaz diyor. Hatırladınız. Ne bu garip garip baktınız ya? Neredeydi o? Çabuk bulun söyleyin. Geçen 94 mi 91 miydi? He? Geçen okuduk. Niye? 27 miydi ya? Allah Allah. Niye böyle unutmuyorsunuz maşallah? He? Hutbe-i Şami'de sevgili arkadaşlar hitap ederken diyor ki bak, hadi benim kafam artık son kullanma tarihine geliyor. Artık hücreler kendisini bırakıyor. İnan mübalağasız nasıl gittiği için söylüyorum. Ayet-i Kübra'nın kısmı azamını neredeyse yarısına yakın ezberlemiştim. Lisedeyken inan. Ama hiçbirisi kalmadı. Nasıl abi? Bak 99'da. Ey dini cerideler. Şimdi mesela şey kaldı kafamda. Hutbe-i Şami sayfa belki şey yapabiliyor ama sağ tarafta, şu tarafta. Onun da şeyi sağlayan şu boyalardır. Çünkü Barla da söylüyor. Altını çizerseniz veya kendisine alamet düzeni şey yaparsanız fehmi tesil eder diyor. Yani anlayışı kolaylaştırır. Ey dini cerideler ve maksadımız dini cemaatler maksatta ittihat etmelidirler. Mesalikte ve meşreplerde ittihat mümkün olmadığı gibi caiz de değildir. Yani mesela diyelim ki meslek. Cemaat nurculuk. Kurdolu bir meslek. Ama burada da ittihat olamaz. Meslekte olmaz. Gir şeyin içine, mesleğin içine meşrep sahipleri var. Mesela gel buraya, sen ayrı meşrep, ayrı ayrı. Hep meşrebiz. Toplamımız mesleğiz. Bu mesleği bütünü temsil edemez cemaatin. Nur cemaatindeyiz. Hani böyle bir şey yaptığımız zaman biraz bilmemiz lazım. Mesela meşrebimiz abi bizim falan. Meşrebimiz deme. Meşrebim de cahil adam. Hiç mi bir şey okumadın? Hiç mi lugata bakmadın? Dinadayı, zaten caiz değildir diyor. Dinada 7 mertebe var zaten. Tahayyül, tasahhül. Herkes farklı oluyor. Çünkü mesela diyelim ki sen bir şeye yanaşırken tahayyülle. Mesela kadınlar daha çok tahayyülle hareket eder. Erkekler daha çok tasavvurla hareket eder. Yani eksikliklik fıtratı budur. Şimdi diman ikimisi iltizamla, itikatla, taassupla, taakkulla, adam hepsiyle hareket ediyor. Çünkü hepsini besliyor Risale-i Nur. Risale-i Nur cemdir. Camiül ezdattır, zıtların cemidir. Akılcıları da, kapçıları da, sinirli olanları, yumuşak olanları da, kadını da, erkeği, yaşlısını geçince hepsini içine almış. Camiül ezdattır, zıtları cem etmiş. Sen nereye sıkıştırıyorsun? Sen ne zannediyorsun Risale-i Nur'u? Senin meşrebine, yani şahsına,
hasrolacak kadar küçük mü zannediyorsun bu nurculuğu? Sen ne kadar zalim bir insansın. Nurculuğu kendi meşrebine, cemaatine bile değil, meşrebine kadar olduğunu, senin anladığın kadar anlaşılması gerektiğini, mana dünyası bu kadar olduğunu nasıl bu cinayeti işlersin demekle. Öyle değil mi? Ben nasıl derim arkadaşlar? Muhakematı benim anladığım gibidir. Böyle bir cinayet olur mu? Böyle bir fasit olur mu? Böyle bir zulüm olur mu buna yani? He? Olur mu Ataman? Olmaz ya. Ben kardeşim aynı manayı seneler geçtikçe değiştiriyor. Öyle değil mi? İmam-ı Rabbani Hazretleri değiştirmiş. Önceki kavlini değiştirmiş. Değiştirmiş. Yani yükseldikçe değişiyorsun arkadaşlar. Ben daha önce vesveseyi şeye koymuştum. Tahayyüle koydum. Ne alakası var yani? Ne alakası var? O zamanki seviyem öyleydi. Orada görmüştüm. Değil işte. Vesvese kalptedir zaten. Üstad öyle diyor. Efendim tahayyül de safsatadır. Tahayyül de. Tasavvurda ise vehim vardır. Taassupta ne vardır? Taassup iltizamdadır. İltizam taassuptadır. Taassup nedir? Cehalet artı adem-i muhakemeden çıkar. Getirin tencereyi. Cehaleti atın. Cehaleti atın içine. Adem-i muhakeme. Yani dima bütünlüğünü de bulmadan birbirinden kopuk. Tahayyül. Buraya bir perde. Tasavvur, taakul. Birbirinden kopuk olanları atın içine karıştırın. Adam taassuptur. Taassup çıkar. Taassubun iki veri tabanı var. İki şeyden beslenir. Bir, cehalet. İki, adem-i muhakeme. Muhakemesizlikten. Yani dimağın bütünlüğünden kopuk. Nerede söylüyor bunu hatırladınız mı? Cehaleti nerede anlatıyor bunu? Söylediğimi. Muhakematta var. Bir de esas muhakematta değil bu cümle. Münazarat evet. Sayfa 89 muydu neydi? Orada anlatıyor. Peki. Öyle hatırlıyorum. 89'dadır münazarat. Yani taassup diyor. Cehaletten ve adem-i muhakemeden çıkar. Devam ediyorum okumaya. O zaman aynı grupta çok meşrep sahibi olan var. Bu da bu ders yapan diğer gruptaki ders yapanlar meşrepler farklı olduğunu gösterir. Yani bir Sungur abinin içerisindeki her fert sayısı ayrı meşrep sahibi olduğundan ayrı bir şekilde uslupla anlayış seviyesiyle farklı ders yaptığına göre Kurdoğlu'yla Hamidiye ile vesairedeki arkadaşlar da ayrı ayrı yapar. Yani ben soruyorum kendi grubunda olanlar hep aynı dersi mi yapar? Yok orada farklılık var. Cemaatlarda da böyle farklılık var. Yani o zaman sen yapan imtiyazlı bir özelliğin yok ki. Ancak seni diğerlerine imtiyazlı kılan nurcu oluşundur. Nurculuk da sana has değildir. Bana has değil. Yani o kadar acayip, o kadar gülünç ki ilim ehli, biraz mürekkep yalamış insanlarca böyle bir grup taassubu biz falan, biz fiyakalıyız. Biz, bak adam geldi, fiyakalı adam geldi ya. Biz fiyakalıyız, biz böyleyiz. Biz üstünüz. Niye üstünsün? Üstünüz kardeş. Bir tane söyle demiş. Niye üstünsün dedim. Üstünsün demedim. Biz hocam Hasan kardeşti bizden yer. Hasan kardeş benim diyor grup kendisi biraz önü çekiyor. Farklı diğerlerinden diyor. Hayırdır abi niye hayır şey ya biz dedi namazı farklı kılarız dedi. Dedim ya öğle namazının farzı dörttür dedim farzı öğleyin. Ya dedi namaz bu böyle bizim tadil erken çok uzundur dedi. Hey maşallah çok güzel. Ha, o da bir gruba vesile oldu. Yani grup olmaya sebepmiş. Biz namazı çok güzel kılarız. Dolayısıyla bir ayrı bir grubuz. Allah Allah. Size hikaye mi anlatıyorum? Böyle bana böyle bir benzetme yapabilir mi? Hatırıma gelebilir mi? Yalan desem yani. Yalan bana yakışır mı bu makamda? Adam öyle diyor. Allah Allah. Ondan sonra bana diyorlar bizimle alakalı olan arkadaşlar derse gidip gelenler var. Buraya gelmek zorunda değilsiniz. Yalan mı söylüyor? Nereden istifade ediyorsanız gidin arkadaşlar buraya gelmek zorunda değilsiniz Allah aşkına. Allah'ını seversen doğru söylüyorum ya. Nereden istifade ediyorsan git Allah aşkına git. Bir yerde anlatmış böyle Tokat'ta ya bizim Abdullah. Dedi ki hangi cemaattansın? Vallahi biz nurcuyuz. Tamam da
Tamam yok ya biz Nurcu'yuz. Ya bir cemaatiniz yok mu ya? Kardeşim Nurcu'yuz'dan başka bilmiyoruz. O nasıl olur dedi. Vallahi 15 seneden beri bir yerden ders dinliyorum ama hangi cemaat olduğumu ben de bilmiyorum dedi o zaman. O zaman et dedi. Senin bildiğin abin et bakalım ders aldığın abiden. Hangi cemaati ben de dinleyeyim. Telefonu açık. Bana telefon ediyor. Abi nerede şurada? Abi biz hangi cemaatiniz? Nurcu'yuz dedim kardeş. Abi tamam da grubumuz. Vallahi Nurcu'yuz ya ben de bilmiyorum ki. O da oradan ses de geliyor. Allah Allah ya dedi. İlk defa rastlıyorum. Abdullah ya Abdullah söylüyorum. Tokat'ta olmuş yani. Sorarsınız. Abi, abi de böyle diyor diyor. Ben de Nurculuk'tan başka bir cemaatim olduğunu bilmiyorum. Böyle bilmek de istemiyorum. Ve kabre de öyle girmek istiyorum. Allah nasip ederse, Allah yaparsa ki dua yerine hepinizi beni de Nurcu unvanıyla gitmeyi, talebe-i ulum olarak, ilim talebesi olarak girmeyi, nurun hadimi olarak, en küçük efradı olarak girmeyi nasip eylesin. Başka unvan Allah göstermesin. Allah bu vartalara düşürmesin. Biz Nurcuyuz kardeşim ama yanlışlıklarımızdan Nurcu değiliz. O bir Hasancı. Ben kendim, yani günahlarım, eksikliklerim bana ait. Güzellikler en küçük efradından olduğum nurculuğa aittir. Bu tevazu değil, doğrusu budur. O zaman meşrep farklılığı kaçınılmaz. Niye? Sen sonradan geldin. Meşrep kişi kaçınılmaz yani herkes aynı olamaz. O hamside olur. Elmada bile olmuyor. Ve her kişi farklıdır. O zaman grupların olması mantıksızdır. Ne demek grup? Grubun içerisindeki bana iki tane meşrep eşitliğini gösterin. İki tane vakıfın aynı olduğunu söyleyin bana. O meşrep, bu meşrep. Cem içinde. Peki iki kişinin meşrebi tutmuyor da bu kadar farklı meşreplerin toplamıyla bir meşrep nasıl oluşur? İki kişiden bir meşrep olmuyor da. Allah ne kadar mantıksız. Yani biraz mürekkep yalasa, biraz itidal idem, biraz böyle sağduyu, biraz mantıksal düşünse bizi meşrep diyemez. Beni meşrep diyebilir. Başka olmaz. Hepsi nur cemaatıdır. Ve orada erimeleri ve grup taassubunu erip grup taassubu mantıksızdır. Mantıksız olduğundan zaten 89 münazarat dostlar diyor ki taassup cehaletten ve ademi muhakemeden gelir. Yani ademi muhakeme demek dimağın 7 mertebesinin bütünsüzlüğü, kaplen kopukluğu, olayları siyak ve sibakını becerememekten ve asıl tanımlayamamaktan, tanımadığından tanımlayamamaktan geliyor. Mesela adam gelmiş, kolunu sağlaya sağlaya patteye girmiş. Sokaktan gelmiş. Yani bunun kadar bahtiyar ve karaman bir adam olur mu? Allah'ını seversen ya. İnanmıyor muyuz buna? Adam bu cemiyetten kopuyor, sokaktan ders dinleyeyim diye kolunu sallaya sallaya gelmiş. Buna ne kadar iftihar etmen lazım? Adam diyor ki sonra, ders bittikten sonra koluna giriyor. Senin de diyor, ders haricinde görüşelim. Yani derse gelme diyor. Böyle bir, var tabii ya. Adama adres verdi. Kardeş nereye kazandın? Şurayı kazandım diyor. Tamam. Şurayı kazandım. Aksaray'ı kazandım. Tamam. Abi orada gidebileceğim dershane var mı? Bizim yok. Yani bizim arkadaşlar meşgul. Ya falan arkadaşlara git bizden de selam söyle. Oy nereden söyledi? Kasansanı mı tanısın? Kardeş dersten sonra görüşelim. Yani dersi gelme diyor. Çocuğa üniversiteyi kazanmış çocuğa. Hadi gelme diyor. Sen peki bunun bedelini nasıl ödeyeceksin? Allah ne diyeceksin sen? Toprağa girmeyecek misin? Yani sen bu risalinde aldığın merhamet, şefkat ve ilim, anlayış, kainatı, insanları tanımlama, tanıma bu mu? Bu muydu? Ondan sonra kalkıyorsun bir tanesinin abisinin, ben şimdi Nurcu'yu demiyorum. Nakşibendi tarikatını, Kaderi tarikat, Mahmud Efendi'yi, Süleyman'ın liderlerini kötülüyorsun. Niye kötülüyorsun kardeşim? Ustad demiyor mu ki reislerini kötülemeyi? Diyor mu demiyor mu? E peki niye kötülüyorsun? Bak geçenlerde cumartesi miydi? Tövbe dur. Dur. Salı. Salı. Dün salı değil miydi? Sultan Beyliği'ndeydim. Allah beni kahretsin yalan söylüyorsam. Allah da Kur'an'ın da yemin ediyor. Bir yeri de söyleyeceğim. Pendik Belediyesi'nde çalışan birisini getirdiler. Birkaç kişi getirdi. Ötekisini getirdi. Bir tanesini söylüyorum. Tanıştık arkadaşlarla. Dedi ki
Dedim kardeşim hoş geldin, hoş bulduk. Pendik'teyim dedi. Belediyedeyim falan. Tamam şoförmüş. Dedim ya Risale'yi biliyor musun? Duydum hocam dedi. İlk defa mı geliyorsunuz? Ben ilk defa katılıyorum dedi. Hemen yanına getir. Abi dedi Nakşi tarikatına. Aferin lan sana. Hiç de unutmuyorum böyle tam. Şu tarafına oturuyordu. Aferin lan sana. Ulan gençte ne kanı ya? 33 yok yani. Ulan aferin lan bu tarihte, bu Pendik'te sen tarikat yapıyorsun ha. Aferin, sakın bırakmayasın. Durdu, öyle mi ya? Tabii ya. Ama Risale-i Nur okursan daha kaliteli tarikat yaparsın. Tarikatın kalitesi yükselir. Çapı da genişlenir. Doğru hocam dedi. Ben de rahatladım. Zannettim mi varyansın yapacak. Tabii ya. Allah'tan kork. Ben şöyle inananlardanım. Mahmud Efendi'ye gittin, Nakşe'ye gittin. Dini cemaatlere gidiş gayen neydi? Güzel namaz kılmak, tesettüre girmek kadınsa. Herkes internet, televizyonla maçlardan uzak kurup kitap okumak, namazı doğru kılmak. Netice bu değil mi? İslamiyet yaşam. Bu neticeyi ha nurculukta bulmuş, ha Kadiri tarikatından bulmuş, ha Nakşi'de bulmuş. Netice bu ya. Adam tarikata gitti, namaza başlamış mı? Adam günahlardan uzak duruyor. Gelip de burada ne yapacak? Aynı şeyi yaptırmayacak mıydım ben? Zaten bulmuş orada. Niye ben o anlayışın o kablosunu koparayım? Zaten varmış. Teta yapmayın demiyor. Zamanı değil diyor. Ya kardeşim Hristiyanlara diyor ki ey ehli kitap, Kur'an diyor da ustad işaret ediyorsunuz ben. Öyle mi? Peki düzeltin yanlışımı. Ey ehli kitap, dininizi tamamen değiştirin demiyor diyor. Al, yani değiştirin demiyorum diyor. Dininizi tahsih ediniz. Hurafelerini temizleyiniz. Yoksa dininizi bütün terk ediniz demiyor. Öyle değil mi? İşaret ediyorsunuz da diyor. Garip garip bakmayın. Allah Allah. Okumuyor musunuz? Ey ehli kitap. Tamam. Amenu. Orada anlatıyor. Şimdi ben ne dedim? Bilerek. Sakın ha bırakma. Tamam hocam. Ama dedim derse gelirsen. Risale okursan tarikatını daha kaliteli yaparsın. Daha akıllı. Sana bir şey sorduğu zaman ilmi çerçeveden cevap verirsin. Tamam hocam dedi. Ben dedi buraya geliyor musunuz hocam dedi. Dedim her salı gelemiyorum. Dedi ki ona bu abi gelince diyor hoca gel ha hoca gelince mutlaka ben geleceğim dedi. Yok dedim şey ne olursa zaman ne olursa Tarkan yok hocam dedi geleceğim dedi. Ben böyle inananlardanım. Ne demek benim eşrefim bu değil. Benim Risale-i Nur'dan aldığım ruh şefkat kucaklama bu. Bir tane şefkatimi söyleyeyim. Benim Risale'de aldığım ruhu anlatıyorum. Meşrebimdir. Meşrebiniz olsun demiyorum. Sizi vallahi de tallahi de billahi de söylüyorum. Sizi en rezil günah yaparken görsem verdiğim değeri azaltmam. Vay namussuz, vay alçak adam demem. Allah kahretsin dersem. Biliyorum da böyle olanları da biliyorum. Niye? Yapar. İnsansa düşer. Günaha düştü. Bilerek yapmamıştır. Günaha düşmüştür. Sahabe de düşmüştür. Derim ve diyorum. Bu söylediğim gençsiniz, beraber kaldığınız yerlerde lazım olacak. Uzatmıyorum. Ailenize yardım olacak. Sizi telefon edecekler. Böyle böyle durum var, ne yapayım diye çözüm bulun diye. Orada kullanırsınız bunlar malzemede. Hatırlarsınız bunu. Tamam? Ne yapayım diye bocalamazsınız. Tamam? Düşer kardeşim. İnsan düşer. Allah bile mühlet vermiş. Evet devam edeyim bitireyim. Çünkü 4-5 satır kaldı bu taassupla. Bu mevzu bölünmesin. Farklı. Taassup ehlinde usul ilimlerinde sorun yaşar. Taassup ehli usulde sorun yaşıyor. Yani yaşadığı için iç dinamikleri, dengeleri kontrol edemiyor demektir. Yani taassup ehli dimağındaki mertebeleri ve kalbindeki yapıyı iç dinamiklerinde sorun yaşıyor. Bütünlüğe gelememiş. Taassup hangi yapıdan geliyordu? Hadi bunu söyleyebilen var mı? Dimağın 7 mertebesinden bir İzan. tanesini çıkıyor. İzan. He? İzan. İzanına çıkmaz taassup. Münazaratınız var mı? Münazarat 89 açar mısınız? İzan mıydı? He? İzan mıydı? Attın tuttu ama şimdi. İkisinden birlikte He, hatırlıyorum. tamam. İltizamdan çıkar. İltizamın yerini yapıyorum. Tahayyül, tasavvur, taakkul,
tasdik, izan, iltizam, itikad. İltizamdan çıkıyor taassup. Şimdi taassubun ifrat tefritini anlatacağım. İstikamet yani. Bunu kontrol edemiyor. Eğer bunu bununla beraber düşünseydi yapamayacaktı. Şu. Onu yapayım dur. Bir de okuyayım. Taassup ehlinde yani taassupçu usul ilimlerinde sorun yaşıyor. Usul. Yani okudun, buldun mu abisi? Buldum. Oku bakayım orayı. Buldunsa o cümleyi. Taassup diyor iltizamdan. Bence taassup önemli eşitmişsin ya burada devam eden. Seksinde bulunmaz yani. Ortasında paragraf noktasında. Tamam da o cümleyi bulman. Yoksa cehilden adem muhakemede neşet bir değildir. Ha neymiş? Son okudun söyle. Cehilden adem muhakemede neşet eden taassup değildir. Ha tamam. Taassubun o temeli o. Cehilden ve ademi muhakemeden. Şimdi onu ben şey yapacağım. Taassup usulü bilmiyor. Yani ilm usulü din var. Şöyle diyeyim. Hadis var. Usulü hadis var. Fıkıh var. Usulü fıkıh var. İlim var. Şöyle diyeyim. Cübbeli'ye demiştim. İlim elde ettin ama ilmi kullanmak ayrı bir ilim. Şimdi başka bir fen söyleyeceğim. Dün sallıda kullandım ve sitenin başında bir cümle var şu anda. Çok Allah'ın bana verdiği ikramlardan bir tanesi o cümle. Bu kainata bakarak biz ilim alıyoruz. Elmaya, armuta. Vücuda bakarak tıp ilmi alıyoruz. Bizim ilmimizin kaynağı eşya. Tıp ilminin kaynağı bedendir. Tamam? Ama Allah bu beden yokken, bedeni yaparken, bedeni ilk yaparken kullandığı ilim, bizim bedenden aldığımız ilim cinsinden değil. Çok acayip bir şey. Felsefeyi darmadağın eder bu. Vecib bir cümle var. Bak bir daha, bir daha söylüyorum. Bizim tıp bilmimiz bedene bağımlı. Öyle değil mi? Bedene baktık, denedik, yanıldık, elde ettik bir ilim. Bu ilmin kaynağın son noktası neresi? Son noktası bedendir. Öyle mi? Ama bu beden yokken, Allah bedeni yaratırken kullandığı ilim, biz bedenden aldığımız ilim cinsinden değil. Başka bir tanesini söyleyeyim. Çoğaltıyorum. Göz doktoru gözü araştırarak elde ettiği ilim Allah gözü ilk yaparken kullandığı ilim cinsinden değil. Bu arkadaş ikide bir rahat şey yapıyor. Peki. Herhalde değil mi? Hep bana dikkat ediyor musun? Devamlı burada. Peki daha dokunmayacağım. Demek ki Allah Allah. Tamam vazgeçtim. Girmeyeceğim. Bu ilmi anladınız değil mi? Gitti lan sana. Gitti mi? Çiçeğe gidiyor bana gülüyor. Çiçeğe gidiyor bana gülüyor. Çiçek de şimdi gene. Dikkatimi çekiyor. O zaman bir su içeyim. Bir şey diyor da lisanını şu anda idrak edemiyorum. İnan bir şey diyor. Bak bir de okuyorum. Taassup ehlinde usul ilimlerinde sorun yaşar. Yaşadığı için iç dinamikleri, dengeleri kontrol edemiyor. Kendisini var edebilmesi için cemaatta düşman belirlemesi lazım. İsrail böyle yapıyor. İsrail'de ümmetçilik ruhu yok, milliyetçilik var. O zaman var olabilmesi için herkes kaçıp gidiyor çölden. O zaman diyor ki hemen Filistin'e bomba atıyor. Onlardan da birkaç tane atmıyorlar. Kendi elemanları füzeye atıyor. Bak diyor düşmanı görüyor musun? Düşmanı devamlı belirleyerek, düşmanı canlı tutarak iç dinamikleri bütünlüğü sağlamaya çalışıyor. Taassup ehli içerideki meziyetleri kalmamıştır. Sermayesi bitmiştir. Atacak mermileri kalmadığından içte bir sorun yaşıyor. Çöküntü yaşayınca dış dünyada düşman üretmesi lazım. Ya iç dinamiklerini canlı tutacak, buna ihtiyacı olmayacak taassuba. Eğer taassup yapıyorsa dış dünyayı hedef yaparak düşman göstererek içeride bütünlük sağlıyor. Mesela başka bir örnek vereyim şaşıracaksın siyaset demeliyim. Asya Bank batıyor. Aslında F25 şu kadar para verse bankayı kurtarır. Çünkü çok zenginler var. Ama halk seviyesinde indi. Herkes evini arabasını satsın, şey yapsın. Ta ki banka etrafında cemaati bütünlük yapmaya çalışılıyor. Çünkü kutsiyet kalmadığı için. Yani bir olmak için yapılan bir şeydir, organizasyondur.
Oysa buna ihtiyaç olmazdı. Pat diye koyardım. Banka teminat verdi mi devlet, hiçbir şey olmaz. Ama binaların sattığını aramazsan, yani bir şey etrafında düşünün. Biz buradayız. Bunun etrafındayız diye böyle bir zihinler ve kalpler iste bunun etrafında dönsün diye. Ta ki kopmaya mani olmak için yapılıyor. Siyasetten örnek verdim. İsrail'den buradan verdim. Anlıyor musun? Yani dini gruplarında taasubu iç dinamiklerin canlı tutma malzemeleri olmadığından dış dünyada düşman imal etmek zorundasınız. Amerika her sene bir savaş açar. Mutlaka bir düşmansız olamaz. Niye? Milliyetçilik de yok, ümmetçilik de yok. Çünkü Amerika toplama bir millettir. Anlıyor musunuz? Sosyolojiden bahsediyorum. Oysa yani taassup da böyle. Birisi taassup yaptı mı bil ki iç dinamikleri yok bu adamın. Ama mecburdur bunu yapmaya. Çünkü onlar ha biz demek için. Ha onlar ha biz ha. Yani burada insanları tutmak için onlara düşmanlık duygusunu geliştireceksin ki burada kalsın eleman. Yoksa her yere gidebilirsiniz diyemez. Çünkü niye? Meziyetin olması lazım. Onlara yatırım yapman lazım. Mesela adama öyle bir malzeme, öyle bir seviye, öyle canlı tutuyorsun ki eylem veya fikir itibariyle başka yere gitme ihtiyacı duymuyor. Ona da taassup öğretmene gerek yok ki. Ona düşman belirlemene gerek yok. Çünkü düşman belirlemek bir ihtiyaçtandır. Unutmayın. Düşman olması ihtiyaçtan kaynaklanıyor. İnsanı canlı tutar düşman. Oysa bu taassup İslamiyet'teki teslimiyette kullanılsın diye Allah vermiş. Taassubu yanlış kullanmanın sebebi diman mertebesindeki iltizamın kullanılamamasından kaynaklanıyor. Yani taassup cehaletten ve ademi muhakemeden. Münazarat 89. Bu iltizamın, şimdi ifrat tefritini okuyorum bitiriyor. Bitti, uzattım biliyorum. Bu iltizamın tefrit mertebesinden vasatı, bak bu iltizamı tefrit mertebesinden, yani taassup iltizamın tefrit mertebesinden, şuraya taassup diyeyim, taassup iltizamın, dimada var ya, taahhüt, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat, iltizamın tefriti taassup, vasatı istikamet ve teslim, tevhidi kıble etmek, ifratı ise her şeye eyvallah, her önüne kitabı okumak, her televizyona bakmak, her cemaate bir anda gitmek, bir oraya bir oraya, yani çırak, bir gün otokaporta, bugün elektrik, otoelektrik, ötekisi mermercilik, öteki zaman tekstil. Peki 10 sene sonra hep böyle her gün bir meslek değiştirirse, bir yerde dükkanca meslek sahibi olur mu? Veya bugün hukuk, yarın tıp, ötekisi işletme, kamu yönetimi. 10 sene böyle olsa bu çocuk bir üniversite bitirebilir. Bitirirse bile, bitiremez de hangi meslektendir? Serbest meslek, hiçbir şey değil demektir. Peki, var olanları birbirine karıştırmaya, yok etmeye sebep olan ifrat modudur. İfrat şudur. Elindekileri kaçırırsın. Buldun Risale-i Nur'u ve bugün bak git şeye Mahmud Efendi'ye bir tane de yapma. 5 tane derse git. Bak ilk ders belki seni alakadar etmez. Tutmadı belki seni. İkinci derse git. 5 tane derse git. Git kayıt altına. Git Nakşibendi'ye git. 5 tane derse katıl. Kayıt altına al. Git Kadiri'ye git. Tamam gittin mi? Git Nurculara 5 taneye git. Hah. Bak bana hangisi uygun. Onda karar kıl. Tevhid-i kıble. Tamam. Geldik Nurculuğa. Nurculuk. Nurculuğun düz okuyanları var. İzahlı olanları var. Git. Tamam izahlı yapanlar var. Abdullah Yeni abiler düz okur. Tamam. Abdullah Yeni abiler hepsi okumaz ama daha çok düz okur. Sungur abiler yarı yarıya. Kurdolu izahlı yapar. Yer yer tek tük böyle şey çıksa da umumi değil. Bizde de izah var. Öyle. Git böyle 5 tane de hangi silgini çekiyor? Şu şu mu? 5 tane dersine katıl. Ha, ondan sonra bir tanesine karar kıl.
İkide bir zıp zıp yaparsan irtizamı, ifrat modu da varı kaybedersin. Çünkü şeytanın özelliği her şey modu tefriti nefse mareliktendir. İfrat, her şeyin ifratı şeytandandır. Vasatı sünnettir. Şeytan şunu yapar. Varı yok etmeye çalışır. Tamam. Tefrit yoka kanaat eder. Peki. İltizamın ifratını söylüyorum. Taassup yani. Taassubun ifratı. Taassubun ifratı her hiçbir bir abi böyle dedi diye her tarafa her gün bir oraya bir oraya gidersen elindeki risaleni kaybedersin. Kutsiyeti alamazsın. Kutsiyet bulamazsın. Ondan sonra ya ben kendi başıma okurum, hiçbir cemaatle alakam yok dersen, evde okursan tefrit olur. Vasat ise istikamettir. Git bak hangisi senin meşrebine daha çok dolduruyorsa, kabına daha uygun veriyorsa, kimisi malzemesi dikdörtgen, buraya girmez. Eğer senin meşrebin dikdörtgense dikdörtgen tamam. Eğer sıvı bir şey veriyorlarsa senin kabına girer. Tamam. O zaman işte bir gidersin, ha buldun mu? Artık ondan sonra kanaat et. İmam-ı Rabbani devreye giriyor ve ustad da onu tevhid ediyor. Bulduktan sonra tevhid-i kıbleye daha dön, şey yapma. Çünkü ikide bir zıkzak yaparsan araban, arkandan gelenler de zıkzak yapar. Araban yağmurda gider gibi böyle bir oraya kayıyorsun. Bir oraya vurursun, bir oraya vurursun, bir oraya vurursun, bir oraya vurursun. Artık bulduktan sonra kesinlikle tevhid-i kıbleye çıksın. Bu da vasattır. Sormak istediğiniz var mı? Peki. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Uzattığımdan dolayı özür dilerim. El-Fatiha, tüm salavat.